Aslında resim öğretmeniyim. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi doktora öğretimim devam ediyor. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yağlı boya, kara kalem ve heykel çalışmalarım var. Fakat farklı bir yöne meyil gösterip kum sanatıyla tanıştım bundan 16 yıl önce. Çok yeni bir sanat. Yaklaşık 20 yıllık bir geçmişi var. Yurt dışı kaynaklı bir ressamdan gördüm ilk defa. Büyülendim adeta. İki tane el resim yapıp siliyor belli bir koreografiyle, müzik eşliğinde. Bu inanılmaz derecede etkiledi beni. Sadece ben de yapabilir miyim sorusunun peşine düştüm aslında. Aslında dediğim gibi canlı performans sahne sanatı bu. Belli bir kitle karşısında belli bir koreografiyi, bir hikayeyi konuşmadan müzik eşliğinde karşı tarafa izletiyorsunuz. Çanakkale'nin Zaferi gibi bir koreografiyi konuşmadan, söz olmadan belli bir storyboard'u takip edip müzik eşliğinde belli bir kitleye kameraların vasıtasıyla karşıya yansıtarak ya bir LED ekrana ya da bir projeksiyon cihazı vasıtasıyla izleyicilere gösteriyorsunuz. Çok büyük handikapları da var. Geri dönüşü olmayan aslında bir sanat. Suya resim yapmak gibi bir şey. Dokunduğunuzda anında bozulabilir. Çok fazla seçeneğiniz yok. Yani bir defada yapmış olduğunuz resmi vermek zorundasınız ve belli bir dakika içerisinde. Uzun süre tutamıyorsunuz maalesef. Tecrübelerime dayanarak 15 dakikayı geçtikten sonra zaten seyirci sıkılmaya başlıyor. O yüzden kısa sürede müzik eşliğinde güzel bir hikayeyi anlatmak İnanın kolay değil tabii. Çok ufak, benim için çok önemli bir dönüm noktası vardı. Canlı performansının esnada izleyicilerden bir tanesi performans bittikten sonra ışıklar açıldığında gözlerinden yaş aktığını gördüm. Daha sonrasında da yanıma geldi, ellerimi tuttu. Hani çok samimi bir şekilde beni çok etkilediğini, bu nasıl bir etkidir, neden böyle oldu bana sormak istedi izleyici aslında. Ben de çok etkilendim söylediğinden ve inanın koreografiden bir askerden bahsetti. Yanılmıyorsam oğlu askerde olabilirdi, onunla mı bağdaştırdı diye tahmin ettim. Çok ilginç bir şekilde bana bir yerlerde deselerdi ki biri resim yapıyor ve siz ağlıyorsunuz deseler inanmazdım. Ama bunu canlı performansta kendim gördüğümde çok etkilendim ve bu işin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar izleyiciyle bir empati kurduğunuzun hissiyatını verdi. Bunlar benim bu sanatta daha çok kafa yormama, daha çok düşünmeme, daha çok çalışmama yönlendirdiği için burasının bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Ben genç yeteneklerimize, çocuklarımıza, yetişkinler de tabii ders alıyorlar, öğreniyorlar. Şunu hep söylüyorum, heves ve heyecan. İnanın hiçbir zaman yetenek aramadım. Bir şeyde heves ve heyecanınız varsa onun üstüne gittiğiniz zaman zaten sizin yeteneğinize dönüşüyor. Buna çok inanıyorum.